Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan anlık gelişmeleri derledik. Sizler için sunmaya hazırız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden otomotiv devlerine Uygur uyarısı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 31 Ocak 2024 tarihinde yayınladığı raporunda Çin'in Doğu Türkistan'da zorla çalıştırma başta olmak üzere Uygur ve diğer Türk halklarına yönelik işlediği insan hakları ihlallerine değindi. Raporda BYD, Toyota, Volkswagen, Tesla ve General Motors gibi şirketlerin Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığı fabrikalardan çıkan alüminyumu kullandıklarına dikkat çekildi. Raporda yer alan iddiaya göre söz konusu otomobil devleri küresel tedarik zincirlerini denetlemek amacıyla katı insan hakları standartlarına sahiptir. Ancak Çin'deki operasyonları için aynı kriterlere uygulamıyorlar. Çin'de üretilen alüminyumun %15'ten fazlası veya küresel arzın %9'u Doğu Türkistan'dan geliyor. Uluslararası Alüminyum Enstitüsü'ne göre 2021'de küresel olarak tüketilen tüm alüminyumun yaklaşık %18'ini otomobil üreticileri oluşturdu. Metal, alışım jantlar da dahil olmak üzere otomobil parçalarının yanı sıra elektrikli araçların pilleri gibi bileşenler için de kritik önem taşıyor. Ayrıca aracın daha hafif olmasını sağlarken seyahat mesafesini de uzatıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü raporunda 2017'den bu yana Çin hükümetinin çok sayıda insanlık dışı suç işlediğini ve Uygurlarla diğer Müslüman topluluklarını Doğu Türkistan ve Çin'in iç bölgelerinde zorunlu çalışmaya mecbur bıraktığı gösterilen güvenilir kaynaklar var. Araştırma sonucu Çin devlet medyasına, şirket raporlarına ve çevrimiçi olarak erişilebilen hükümet açıklamalarına dayanıyor. Bahsi geçen firmalar, kötü çalışma standartlarının düzenlenmesi için daha fazlasını yapabilir. Üreticiler, Doğu Türkistan dışındaki tesislerden tedarike yönelebilir. Daha iyi kaynak haritalaması ve bilgi talep edebilir denildi. IMF, Çin ekonomisi yavaşlayacak. Uluslararası Para Fonu IMF, Çin'deki ekonomik yavaşlamanın düşen üretkenlik ve hızla yaşlanan nüfus nedeniyle muhtemelen önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini söyledi. Geçen yıl Çin, emlak sektöründeki borç krizinin jeopolitik gerilimleri arttırması ve küresel talebin zayıflamasıyla son yılların en yavaş büyümesini gördü. IMF'in dün 2 Şubat 2024 tarihinde açıkladığı raporda, büyümenin 2028 yılına kadar %3,5'e kadar daha da düşeceği öngörülüyor. Daha önce bu yıl için %4,6 büyüme tahmin ediliyordu. Bir zamanlar büyümenin temel dayanağı olan emlak piyasasındaki kriz, Çin'in büyümesinin yavaşlamasına neden olarak gösteriliyor. Çinli emlak devi Evergrande, 300 milyar doları aşan astronomik borçlarla sektörün sıkıntılarının sembolü haline geldi. Hong Kong'daki bir mahkeme bu hafta Çinli emlak devinin yurt dışı varlıklarının tasfiyesine başlanmasına gereken emir yayınladı. IMF raporunda Çin'de yeni konut talebinin önümüzdeki 10 yılda yaklaşık %50 oranında düşmesi bekleniyor. Bu durumda Pekin'in ülkenin ekonomik büyümesini etkileyeceği belirtiliyor. IMF raporu, emlak piyasasında devam eden yavaşlamanın özel talep üzerinde daha fazla baskı oluşturabileceği ve piyasa güvenini kötüleştirebileceği konusunda uyardı. Avustralya'da Çin malı kamera sistemleri yasaklandı. Avustralya'da Çin üretimi kamera sistemleri güvenlik nedeniyle yasaklanıyor. Avustralya hükümeti, güvenlik nedeniyle Çin merkezli teknoloji şirketlerinin ürettiği tüm kameralar ve dahili iletişim sistemlerini federal milletvekillerinin ofisinden kaldırmaya başladığını açıkladı.
Konuya ilişkin açıklama yapan bir Avustralyalı Maliye Bakanlığı yetkilisi, Çin merkezli teknoloji şirketlerinden Hikvision ve Dahua tarafından geliştirilen ve üretilen güvenlik kameralarının 65 ofiste kurulu olduğunu bildirdi. Ayrıca kameraların Çin istihbaratına bilgi paylaştığı gerekçesiyle kaldırılmaya başladığını ve 45 ofiste Çin menşeli güvenlik kameralarının dahili iletişim sistemleriyle birlikte kaldırılacağını belirtti. Çin merkezli teknoloji şirketi Hikvision ve Dahua tarafından geliştirilen ve üretilen kameralar, dahili telefon, elektronik giriş sistemi ve video kayıt cihazlarının Avustralya Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra Avustralya Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı da dahil hükümetin birçok binasında kullanıldığı belirtildi. Avustralya Savunma Bakanlığı ise daha önce Çinli teknoloji şirketlerinin ürettiği tüm kameraların Çin istihbaratına bilgi topladığı endişesiyle bakanlık binalarından kaldırılacağını kaydetmişti. ABD, Kasım 2022'de ulusal güvenlik endişesi nedeniyle aralarında 5 Çinli teknoloji firmasından yeni iletişim ekipmanlarının ithalatını ve bunların ülkede satışını yasaklamıştı. Ürünlerin ithalatı ve ülkede satış yasaklanan teknoloji şirketleri arasında Huawei'nin yanı sıra ZTE, Hikvision, Dahua ve Hytera'nın de yer aldığı belirtilmişti. Ayrıca Avustralya daha önce Çinli Huawei ve ZTE'nin 5G ürünlerinin kullanımını da yasaklamıştı. Sayın seyircilerimiz, bültenimiz burada noktalıyoruz. İnşallah yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet.